Pandeminin etkilerine rağmen yoğun bir yılı geride bırakan savunma sanayi, milli teknoloji hamlesiyle önümüzdeki yılda yerli ve milli projelere mesai harcayacak. Savunma sanayi 2022 yılında da yeni projeleri imza atacak ve devam eden projelerden sonuçlar alacak. 2022'de gerçekleştirilecek projelerle savunma sanayide yerlilik oranının artırılması ve dışa bağımlılığın ortadan kalkması hedefleniyor. Güzel ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Bize destek olmak için videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Savunma ve havacılık sanayisinde yürütülecek çalışmalarla 2022'de yerlilik oranından istihdama kadar birçok göstergede ilerleme sağlanması amaçlanıyor. Kısacası 2022'de savunma ve havacılık sanayisinin hedeflerine bir göz atalım. Savunma sanayisi, yatırım ve geliştirme faaliyetlerini destekleme programı kapsamında bu alanda gösterilen faaliyetlerle, KOBİ'ler dahil tüm firmalara bütçe imkanları çerçevesinde finansal destek sunulacak. İhracatın geliştirilmesine yönelik oluşturulan Uluslararası İşbirliği Stratejik Planı kapsamında ihracatı artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Sektörde ortak akıl çalıştaylarıyla bölgesel sanayi, teknopart, kümelenme ve organize sanayi bölgesi buluşmaları gibi etkinlikler düzenlenecek. Teknoloji panelleri ve odak teknoloji ağları düzenlenerek teknoloji bazlı Ar-Ge yol haritası oluşturulacak. Bu kapsamda projeler yürütülecek ve yatırımlar gerçekleştirilecek. Sektörel kabiliyet atlası ve adaptif dönüşüm modeli projesi kapsamında çoklu kullanımı esas alan bir proje hayata geçirilecek. Bunların yanı sıra yürütülecek çalışmalarla bu yıl %71 olarak tahmin edilen savunma sanayisindeki yerlilik oranının 2022'de %73'e çıkartılması hedefleniyor. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında gelecek yıl savunma ve havacılık ihracatının 8.9 milyar dolar, cironun 23.1 milyar dolar, sektörde istihdam edilenlerin sayısının ise 74.800 olacağı öngörülüyor. Savunma alanındaki yerli projeler 2022'de TSK'nın gücüne güç katacak. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda 2022'ye damga vuracak projelerde yeni gelişmeler yaşanacak. İşte 2022'ye damga vuracak projeler. Milli Muharip Uçak MU Projesi. Önümüzdeki yıl Türkiye'nin tüm kabiliyetlerini bir araya getirerek üzerinde çalıştığı Milli Muharip Uçak projesinde önemli bir aşamaya geçilecek. MU'nun parçalarının üretimi 2022 sonuna kadar tamamlanacak. MU'nun motoru F-35'ten 1,5 kat daha güçlü olacak. MU, 18 Mart 2023'te motor çalıştıracak. Atak 2 T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri. Atak 2, planlanan tarihten daha erken uçacak. T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde kullanılacak olan motorlar için yapılan sözleşme uygulamaya konuldu. Avans ödemesi gerçekleştirilen proje kapsamında T-0'ın başladığı belirtildi. Ukrayna'dan alınacak yeni motorla Atak 2 prototipinin 2022 yılının başlarında uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Taarruz helikopterleri Atak 2, T-129 Atak helikopterlerinde edinilen operasyonel tecrübe ve bilgi birikimiyle tamamen yerli ve milli kaynaklarla yeniden tasarlanıyor. Mevcutta olan Atak helikopterlerinden büyük olan Atak 2'nin kalkış ağırlığının maksimum 8-10 tona kadar ulaşması bekleniyor. Atak 2, yeni nesil kamera, elektrooptikler, artırılmış faydalı yük ve yenilenen silah sistemleriyle yüksek performansa sahip olarak tasarlandı. Hürkuş projesinde önemli adımlar. Temel eğitim uçağı Hürkuş'un TSK'nın envanterine girmesinin ardından hızlanan Hürkuş projesinde önümüzdeki süreçte önemli adımlar atılacak.
Askeri eğitim uçağı Hürkuş B, TSK bünyesinde göreve başlarken seri üretim ve teslimatına hız verilecek. Eğitim uçağından vurucu güç haline getirilecek Hürkuş, terörle mücadelede de etkin rol oynayacak. Gökbey yerli motorla havalanacak. Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen ve TUSAŞ tesislerinde üretimi süren genel maksat helikopteri Gökbey, T-625 içinde yoğun bir mesai harcanıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen, üretilen ilk genel maksat helikopteri olma özelliği taşıyan Gökbey, ilk uçuşunu 2018'de başarıyla gerçekleştirirken, yakın zamanda son prototipi de tamamlanacak olan helikopterin 2022 yılı içinde seri üretime geçecek. Gökbey ayrıca yerli motor TS-1400 ile uçacak. Güvenliğimizi Hisar sağlayacak. Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinin başında gelen Hisar projesiyle Türkiye, hava savunma şemsiyesini de tamamlamış olacak. Projenin ilk iki halkasını oluşturan alçak irtifa hava savunma sistemi ile Hisar A ile orta irtifa hava savunma sistemi Hisar O testlerini başarıyla geçti. Kızılötesi arayıcı başlığıyla 25 kilometreye kadar hedef imha edebilirken 60 kilometreye kadar da hedef takibi gerçekleştirebiliyor. Hisar O füzesiyle kritik tesislerin ve sabit birliklerin hava savunmasında, insansız hava araçlarının, seyir füzelerinin, havadan karaya atılan füzelerin, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının önlenmesi hedefleniyor. Hisar projesinin son halkası uzun menzili hava savunma sistemi Siper için çalışmalar devam ediyor. Siper'in ilk prototipinin 2022'de tamamlanması amaçlanıyor. Hava savunma füzesinin yerli ve milli kaynaklarla üretilmesiyle birlikte bu alanda da dışarıya olan bağımlılığımız sona erecek. Önceki yıllarda ABD'nin vermemesi üzerine Rusya'dan hava savunma sistemi tedarik etmiştik ve bu durum krize sebep olmuştu. Altay'a motor tedariki. Savunma sanayiinde öncelikli alanlardan birini Türkiye'nin ilk ana muharebe tankı Altay oluşturuyor. Modern ana muharebe tankı ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkan Altay projesinin ilk aşamasında prototip tankların üretimi tamamlanırken proje doğrultusunda motor tedariki sağlanarak seri üretime geçilecek. Altay projesi kapsamında ilk etapta 250 adet üretim yapılacak. Akya, Türkiye'nin ilk ağır torpido mühimmatı. Roketsan tarafından geliştirilen Akya, su altındaki güç olarak nitelendiriliyor. Milli Ağır Torpido Akya, 2022'de Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Akya, denizaltılarından su yüzeyindeki ve su altındaki hedeflere atılabilecek. TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi. 2021 yılında envantere girmesi beklenen TCG Anadolu, 2022 yılının başında Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak envanterde yerini alacak. Denize indirilen ve 232 metrelik dev bir gemi olan TCG Anadolu'nun gerekli donanımlarının tamamlanmasının ardından Akdeniz'de göreve başlaması bekleniyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da 1223 personelin görev alması düşünülüyor. Aynı zamanda 3 adet savaş hareket noktası bulunan gemide 30 adet de hava aracı yer alacak. Bu hava araçlarının büyük bir kısmı SİHA ve İHA'lardan oluşturulacak. Yüzen ordu olarak ifade edilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'na kadar kullanılabilecek. Söz konusu olan bu geminin envantere teslim edilmesinin ardından Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp ve üreten 10 ülkeden biri olacak. Türk Tipi Hücum Bot Projesi. Türk Tipi Hücum Bot Projesi'nde ilk prototipin inşaat süreci de 2022 yılında başlayacak. Türk Tipi Hücum Bot Projesi, özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de hücum botları aktif olarak kullanan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hayati öneme sahip. Türk tipi hücum botlar etkin manevra kabiliyeti,
yüksek vuruş gücü ve taşıyıcı milli sistemlerle denizlerde Türkiye'nin menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayacak. M2 Uçak Savar. Yerli ve milli olarak üretilen M2 Uçak Savar silahında son testler sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2022'de teslim edilmesi planlanan silah, dünyadaki emsalleri arasında en iyileri arasına şimdiden adını yazdırmış durumda. 6 kilometreye kadar etkili menzili olan silah, dakikada 650 mermi atabiliyor. Geri tepmeyi de hafifleten bir sistemle üretilen silaha şimdiden 1000'e yakın sipariş de gelmiş durumda. U-214 sınıfı denizaltı. U-214 denizaltı projesi 22 Haziran 2011'de Alman Thyssenkrupp Deniz Sistemleri ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalandı. Projeye göre havadan bağımsız tahriş sistemine sahip olan 6 adet U-214 sınıfı denizaltı üretimine başlandı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda üretilen denizaltılardan biri geçtiğimiz sene, Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törenle denize başarıyla indirilmişti. Müşterek olarak geliştirilen U-214 denizaltı şimdiye kadar inşa edilen en büyük denizaltı projesi. %80 yerlilik oranına sahip olan denizaltı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından reis sınıfı denizaltı olarak isimlendiriliyor. U-214 denizaltıları, denizlerde radara yakalanmadan sessiz sedasız hareket edebilecek. Denizaltılar, keşiflerin ve istihbaratların yanı sıra gemilerin güvenliğini sağlarken olası tehditlere karşı da en yıkıcı güce sahip olarak tasarlandı. U-214 denizaltıları 21 gün aralıksız su altında hareket edebiliyor. Askeri uzmanlarsa bu durumu olağanüstü stratejik kabiliyet olarak tanımlıyor. Denizaltılar, gelecek yıldan itibaren peş peşe 2027 yılına kadar denize indirilecek. Bu denizaltılarından TCG Piri Reis'in 2022 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. ZAHA, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı. FNSS tarafından geliştirilen ZAHA'da 2022 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da kullanılmak üzere üretilen ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip araç olarak ifade ediliyor. Araç, olası bir deniz altında gemilerden denize indirilecek. Askerlerin karaya güvenli bir şekilde çıkarma yapmasını sağlıyor. 8.3 metre uzunluğunda ve 3.3 metre genişliğindeki araç, %60 dik eğimde tırmanma yapabilirken, %40 yan eğimde ise tutunabiliyor. Denizaltı savaş yönetim sistemlerinde yurt dışına bağımlılık da 2022 yılında sona eriyor. Hedefimiz savunma sanayisinde ilk 10'a girmek diyen Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin gelecek planları hakkında önemli planlar verdi. Demir, 2023 vizyonu kapsamında Türkiye'nin dünyadaki savunma sanayisinde en gelişmiş olan 10 ülke arasına girmesini hedeflediklerini ve bu hedefe her geçen gün daha da yaklaştıklarını dile getirdi. Ayrıca Demir, savunma sanayisinin geleceği için dinamik ve genç nüfusun önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Demir, bu sistemin içerisinde gelecek nesilleri entegre edebilirsek, ileriki yıllarda daha büyük başarılara ulaşacağımıza olan inancımız artacaktır, dedi. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız, bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin kara kutusu.